Merhabalar, ben Onur Can Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Çok istediğiniz Türk seri katillerden bir tanesini anlatacağım. Daha önce bana şöyle bir soru sormuştunuz. Bir seri katil başka bir seri katili öldürmüş müydü? İşte tam olarak böyle bir hikaye izleyeceğiz. Bugün gördüğüm bir habere göre Türkiye'deki seri katillerin 6 tanesi Ege bölgesinden çıkmış. Yine Ege bölgesinden çıkan birisini inceleyeceğiz. Bir seri katilin başka bir seri katili öldürdüğünü biliyor muydunuz? Ayhan Kartal 1966'da İzmir'de doğdu. Aslında doğduğunda soyadı Korniş'ti. Daha sonra soyadını Kartal olarak değiştirdi. Yaşadığı bölgede motosiklet tamirciliği yapıyordu. Sıradan bir hayatı vardı. Ancak akli dengesi yerinde değildi. İçinde sürekli yankılanan bir ses vardı. Bu ses çocuklara yaklaşmasını söylüyordu. Tabii ki bu sevecen bir yaklaşım olmayacaktı. Bu yaklaşım vahşice olacaktı. 20 Nisan 1985 günü İzmir'in Kemeraltı ilçesine bağlı İki Çeşmelik bölgesinde ıssız bir arazide bir erkek çocuğun cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesine göre 13 yaşındaydı. Kimliği de belirlendikten sonra detaylı otopsi için adli tıpa götürüldü. Hayatını kaybeden Armağan'ın cinsel saldırıya uğradığı ve bu olarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Bu çok vahşice bir durumdu. Küçücük çocuğa bunu kim yapmıştı? Ekipler olayla ilgili hemen kapsamlı bir soruşturma başlattılar. Alınan bilgilere göre en son Ayhan Kartal isminde bir adamla yan yana görülmüştü. Bunun üzerine ekipler Ayhan'ın yaşadığı eve giderek gözaltına aldılar. Sorgulamalar sırasında Ayhan'ın akli dengesinin yerinde olmadığı açıkça ortadaydı. Ama cinayeti kabul ediyor ve her şeyde itiraf ediyordu. Olayların yaşanma sıralamasını bile anlatıyordu. Yakalandıktan sonra mahkemeye çıkmasıyla bu daha da net anlaşıldı. Yapılan akıl sağlığı testine göre cezai ehliyeti de yoktu. Böyle bir cinayeti işlemiş birisi resmen serbest kalacaktı. İlk önce Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldıktan sonra buradan İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Ayhan burada tam bir yıl kaldıktan sonra iyileştiği düşünülerek serbest kaldı. Hastanede yattığı sürede bir kadınla da tanışmıştı. İkisi de 1986 yılında taburcu olduktan sonra evlenmeye karar verdiler. Bir de çocukları oldu. Ancak evlilikleri uzun sürmedi. Boşandıktan sonra çocuk annesinde kalmıştı. Tabii bu ikinci cinayet için asıl sebep değildi. Çünkü Ayhan ikinci cinayet girişiminde bulunurken zaten evliydi. 1989 yılının bahar aylarında İzmir Şirin yerde yine ıssız bir arazide bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. 4 yıl sonra yaşananlar sanki tekrardan olmuş gibiydi. O da cinsel saldırıya uğramış ve boğularak hayatını kaybetmişti. Bu kez kurban biraz daha küçüktü. Barış isminde 9 yaşında bir çocuktu. İzmir polisi olayın peşinden giderken bu saldırıların artmasından da korkuyordu. Sağda solda böyle çocuklar bulunursa halkta büyük bir infial oluşabilirdi. Bu nedenle bu katil her kimse hemen yakalanmalıydı. Soruşturma kapsamında polisler Barış'ın en son Ayhan Kartal isminde bir adamla görüldüğüne ulaştılar. 4 yıl önceki adam yine başroldeydi. Ayhan ikinci kez polisler tarafından yakalandı. Dikkatsiz bir insan olması ve sürekli yakalanıyor olması başka cinayetlerin önüne geçilmesi konusunda çok önemliydi. Yakalandıktan sonra yine ilk cinayette olduğu gibi her şeyi itiraf etti. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra bu adam yine hapishaneye gönderilmedi. Çünkü akli dengesi yerinde değildi. Tek ihtimal yine hastane olacaktı. Ancak bu kez tam iyileşmeden taburcu edilmemesi lazımdı. 1992 yılında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kapatıldı. Ama Ayhan rahat durmuyordu. Bir yıl sonra hastaneden kaçmayı başardı. Çok fazla uzağa gidemeden de kıskıvrak yakalanıp yeri yerine getirildi. Tabii bu sırada polisler inanılmaz derecede teyakkuza geçmişti. Çünkü Ayhan'ın neler yapabileceğini herkes iyi biliyordu. O yüzden hapishaneden kaçtığı süre iyi değerlendirilip hemen hızlıca yakalanması gerekiyordu. Bu arada Ayhan bu hastanede yatarken yanında da Çivici lakaplı Süleyman Aktaş vardı. Çivici insanları öldürüp kafasına çivi çaktıktan sonra buraya yatırılmıştı. Mesajları şeyden alıyorum ben. Yıldızlardan alıyorum. En sağlam güvenilir kaynak orası. Bizim basına, bizim yerli kadroya pek güvenemiyorum yani, inanmıyorum. Ama yıldızlar
Hangi yıldız biliyor musun? Terazili. Terazi yıldızı. Zaten Jüpiter yaşanacak bir yer değildir. Ayhan Süleyman Aktaş'tan çok korkuyordu. Onun gözlerine bile bakamıyordu. Bu durumu yönetimle paylaşınca yerinin değiştirilmesine karar verildi. 17 kişilik bir koğuşa sevk edildi. Bu koğuşta da elinde ölüm listesiyle sokaklarda gezen Ali Kaya isimli seri katil vardı. Ayhan Kartal'ın seri katillerden kurtuluşu yoktu. Ali Kaya zaten sokak sokak gezip Ayhan gibileri arıyordu. En azından kendisinin söylediği buydu. Şimdi fırsat ayağına gelmişti. Milas'ta iki kişinin yaşamına son veren Tayfun Şahin'le birlikte bir plan yaptılar. Ayhan Kartal'ı buradan çıkarmayacaklardı. Tam bunu yapacakları zamanı bulduklarında mutfaktan çaldıkları bıçakla Ayhan'ı defalarca bıçakladılar. Ayhan orada direkt hayatını kaybetti. Ali Kaya ve Tayfun Şahin sorgulanmak için gözaltına alındığında suçu kabul ettiler. Ayhan'ı tecavüzcü olduğu için öldürdüklerini söylediler. Bir seri katilin sonunu getiren başka bir seri katil olmuştu. O, Çivici Süleyman Aktaş'tan korkarken ölüm onu başka bir yerden bulmuştu. Ayhan Kartal kendisini güçlü hissetmek için kurban olarak küçükleri seçmişti. Onları kolayca kandırabiliyordu. Kendisinin içinde de cin olduğunu söylüyordu. Cinli olduğu için sokaklarda kurban aramaya çıktığını söylemişti. Bu tarz cümleler kurunca hastaneye yatırılmıştı. Aslında hastanedeki tedavisinin iyi geçtiğini de söylüyordu. Belli ki bu söylediği ikinci tedavisi olabilir. Çünkü ilkinden sonra tekrar çıkıp cinayet işlemişti. Ayhan Kartal çabuk yakalandığı için belki diğer seri katiller gibi değildi. Ama işlediği iki suç ve işleniş biçimini onu seri katillerin arasına sokmaktadır. Profil olarak ve suçlar arasına zaman koyması bu kategoriye girmesine neden oluyor. Bu tarz suçlar işleyen birisinin cezai ehliyeti yok diye salınması sizce ne kadar doğru? Nitekim sokağa salınmasıyla benzer derecede bir suç işlemesi onun için çok normal olabiliyor. Bu sorunun cevabını videonun altında görmek isterim. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.